Antik çağlardan bu yana cilt sağlığı ve güzelliği için tüketilen bal aslında pek çok farklı alanda kullanılabiliyor. Antioksidan deposu olan ve aynı zamanda doğal bir antibiyotik görevi üstlenen balın bilinmeyen faydalarını sizin için araştırdık. Bu videoda balın bilinmeyen faydalarını görebilirsiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. 10 numara, soğuk algınlığı. Kış aylarına girdik ve soğuk algınlığı bizim için kaçınılmaz olabiliyor. Soğuk algınlığında balın tedavisini duyanlar olabilir. Amerika'da Pennsylvania Eyalet Tıp Fakültesi'nde 1 yaş üzeri 139 çocuk üzerinde yapılan bir araştırmada balın öksürük şuruplarından ve antihistaminiklerden daha etkili olduğu saptanmıştır. Soğuk algınlığıyla bağlantılı boğaz ağrılarını hafifletmek için bir bardak ılık suyun içine bir limonu sıkın ve bir kaşık bal ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra için. Ballı limon çözümü tıkanıklığa ve sıvı yetersizliğine de yardımcı olur. 9 numara, kilo vermek. Eğer kilo vermeye çalışıyorsanız rafine şeker tüketmeyi bırakıp yerine bal kullanmalısınız. Aç karınla içerisine bir bal ve tarçın katılmış bir bardak su içmek de daha hızlı kilo vermenize yardımcı olacaktır. Ayrıca ara öğün olarak birkaç elma dilimi, birazcık peynir ve yarım tatlı kaşığı bal yiyebilirsiniz. Sağlıklı bir kahvaltı için ise süt ve bal kullanarak güzel bir yulaf ezmesi hazırlayabilirsiniz. 8 numara, saça sürmek. Bal saç uzatır mı sorusunun yanıtı tek başına saç uzatıcı bir etkiye sahip değildir. Ancak saçlara sağladığı yoğun nem sayesinde saçların kırılmadan, kopmadan ve kırık kaldırmaya gerek duymadan uzamasını sağladığı için dolaylı yoldan saç uzamasına katkı sağlamış olur. Saçlarınızın sağlıklı ve neme doymuş biçimde uzamasını sağlamak için haftada bir kez bal maskesi uygulayabilir veya içeriğinde bal özü bulunan şampuan, krem, saç maskesi gibi saç ürünlerinden kullanabilirsiniz. 7 numara, kalp krizi. Her gün 1 veya 2 yemek kaşığı bal, 1 bölü 3 tatlı kaşığı tarçını ılık suya ekleyip içmenin damarlara ve kalbe iyi geldiği ve kandaki kolesterolü %10 oranında azalttığını biliyor muydunuz? Düzenli aralıklarla bu karışımın kalp krizi riskini azalttığı gibi kalp krizi geçirmiş kişilerin de bir daha geçirmesini engeller. 6 numara, hafızayı güçlendirmek. Reuters'ta çıkan bir araştırmaya göre menopoz yaşına gelmiş 102 kadın her gün 20 gram balı östrojen içeren hormon tedavisi yerine kullanmışlar. 4 ay sonunda bal yiyenler hormon tedavisi görenlere kıyasla kısa dönemli hafıza testinde daha fazla kelime hatırlamışlar. Özellikle sınav gibi dönemlerde her gün bal tüketilmesi tavsiye edilir. 5 numara, cildi iyileştirir. Deride oluşan dermatit ve kepek gibi sorunları iyileştirir. Balı tedavi amaçlı kullanmanın kaşıntıyı yatıştırdığı ve aynı zamanda yumuşattığı belirlenmiştir. Balda büyük miktarda bulunan amino asit, vitamin ve doğal şeker vücudumuz tarafından kolayca emilebildiği için deride parlak ve sağlıklı görünmesine büyük katkı sağlıyor. Özellikle göbek deliği çevresi ve sırtınızda oluşan leke ve izlerden kurtulmak için bal dökebilirsiniz. Balı sürdükten sonra 10-15 dakika gibi bir süre beklemeniz gerekiyor. Ondan sonra ılık suyla duş yapın. Sonuç olarak sağlıklı ve daha yumuşak bir cilde sahip olacaksınız. Balın antibiyotik özelliği sayesinde göbek deliğinizdeki mikropları da en aza indirecektir. 4 numara, güzellik. Güzelliğin yolu baldan geçer. Sıkılaştırıcı yüz maskeleri, gerginleştiren ballı karışımlarla olumlu sonuçlar elde edersiniz. Balın salatalık ile bir uygulamasından söz edeceğiz size. Bunun için bir orta boy salatalık ve 2 kaşık bal yeterli. Salatalığı önce rendeleyin, suyunu alın. Bu suya biraz bal ekleyin. Sonra bu karışımı bir şişeye koyun. Karışımla akşamları yüzünüzü silin. 4 haftalık kullanımdan sonra etkisini göreceksiniz. Daha etkili olması için sabahları da yapabilirsiniz. 3 numara, enerji kaynağı. Bal çok kısa sürede ve etkili bir şekilde enerji düzeyini arttırabilir. Bunun için vücudun ihtiyaç duyduğu doğal şeker, kalori ve enerjiyi bol miktarda içermektedir. Yoğunlukla savaşır, şekerli tadından dolayı kilo yapmasından endişe etmeden günde bir çorba kaşığı bal tüketmenizde fayda var. Kış mevsimi ile birlikte daha fazla duyulan enerji ihtiyacının karşılanmasında balın önemli bir besin olduğu ve her yörenin kendine has lezzetli, aroması farklı balların şifa kaynağı olduğu belirtiliyor. 2 numara, yanıklar. Bal, küçük ölçekli yanıkların hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir. Balın antibakteriyel ve antifungal özellikleri bakteri çoğalmasını önler ve antimikrobiyal özellikleri enfeksiyonu engeller. Eğer yanık küçükse o bölgeye bal uygulayabilirsiniz. Bazen yanma hissi verebilir ama daha sonra ağrı kesilir ve rahatlama sağlar. 1 numara, göz sağlığı. Bunu belki de ilk defa duyuyorsunuz. Eski Mısırlılar ve Hintliler balı göz sağlığı için de kullanmışlar. Günlük olarak uygulanması durumunda göz sağlığını korur ve görme yeteneğini geliştirir. Göz enfeksiyonları, kızarıklık ve kaşıntıyı giderir. Ayrıca kuru göz sendromu olarak adlandırılan hastalığa iyi gelebilir. Nar suyu ile karıştırılıp göze sürme gibi çekilirse gözün keskin görmesini sağlar.
Son olarak her şeyin zararı olduğu gibi balın da yanlış şekilde ve fazla tüketilmesi az da olsa olumsuz etkileyebilir. Balın kalitesi de çok önemlidir. Ucuz diye satılan kalitesiz ballar sağlığınız için çok büyük bir tehlike oluşturabilir. O yüzden bal alırken mutlaka dikkatli ve bilgili davranın diyoruz. Ve videonun sonuna geldik. Bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.